Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, bugün Kur'an-ı Kerim'in yüce kitabımızın ana konularından birisi olan insan üzerinde duracağız. Bu konudaki ayetleri iki grupta toplayabiliriz. Birinci grupta insanın yaratılışına ve nasıl bir varlık olduğuna, ikincide ise onun değerine ve Allah'a karşı sorumluluğuna ilişkin ayetler yer alır. Kur'an-ı Kerim'in açık ifadelerine göre diğer varlıklar gibi insanı yaratan da Allah'tır. İlk yaratılışta onun asıl ham maddesi topraktır. Allah'ın kudretiyle onu şekilden şekle çevirmiş, sonra ruh, can vererek İnsan yaratmış. Böylece Hazreti Adem var olmuştur. Bu ilk yaratılıştır. Hazreti Adem ve eşinden de insan nesli çoğalmıştır. Onlardan sonra her insan bir anne babadan doğmuştur. İşte bu çoğalma, yani anne babadan olma da Allah'ın yaratması ile gerçekleşir. Bu mesele Müminun suresi 12 14. ayetlerinin konusudur ve şu şekilde ifade edilir. Biz insanı başlangıçta çamurdan, süzülmüş çamurdan yarattık. Sonra her bir insanın biyolojik yaratılışından önce onu bir su damlası halinde sağlam bir yere, ana rahmine yerleştirdik. Sonra bu az suyu embriyoya, alakaya çevirdik. Alakayı da bir et parçası haline, mudga getirdik. Mudgayı da kemiklerle dönüştürdük ve bu kemiklere et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir varlık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. İnsanın yaratılışı diğer varlıklara göre özeldir. O şerefli bir varlıktır. En güzel surette yaratılmıştır. Diğer yaratılanlara verilmeyen akıl, ilim, düşünme, konuşma, irade ve seçim yapma nimeti ona verilmiş. Böylece evrenin seçkin bir varlığı olmuştur. İşte buna Kur'an-ı Kerim'in dilinde fıtrat denilir. Bu niteliklere sahip olduğu için bir ki insan sorumluluk yüklenmiştir. Kur'an-ı Kerim'in insanın yaratılışına çok yer verilmesinin asıl nedeni de onun kendisini yaratan Rabbini tanıması ve onunla sağlıklı ve sağlam bir ilişki kurmasını sağlamaktır. Yüce Allah rahmetinin göstergesi olarak evreni insanın emrine sunmuş, yaşam için ihtiyaç duyacağı bütün imkanları önüne sermiştir. Karşılığında da sadece kendisini tanımasını ve inanmasını istemiştir. Her insan kendi nasibince bu dünyadan faydalanır, kazanır ve onunla yaşamını devam ettirir. Fakat insan ufacık bir eksiklik gördüğünde hemen nankörce Allah'ı suçlar. Fecir suresinde 15. ve 16. ayetlerde insanın bu tutarsızlığına işaret vardır. İnsan her ne zaman Rabbi onu imtihan eder, ona ikram eder ve nimet verirse o vakit Rabbim bana cömertçe verdi. Fakat her ne zaman da imtihan eder, rızkını daraltırsa o vakitte Rabbim bana lütfu kesti der. Rabbimiz insana olan rahmetinin başka bir göstergesi de vahidir. Allah onu vahiy ile muhatap almıştır. Yani insanı vahiy ile muhatap almıştır. Bu sayede o Rabbini tanır, onun razı olduğu dinini bilir, doğruyu ve yanlışı, bu dünyada ve ahirette mutlu olmanın yolunu bulur. Tarih boyu birçok peygamber Allah'tan aldığı vahyi insanlara iletmiş, Allah'ın yolunu göstermiştir. Şüphesiz
kıyamete kadar en doğru ve en gerçekçi yolu Kur'an-ı Kerim göstermektedir ve gösterecektir. Yol göstermek Allah'a, seçim yapmak ise insana aittir. O doğruyu ve yanlışı, hakkı ve batılı tercihte özgürdür. Kendi irade ve isteği ile yolunu seçer. Kimse zorla iman ettirilmez. Şu ayetler, bu doğrultuda okuyalım. Şu ayetleri okuyalım. Resulüm, insanlara ulaştırman için bu kitabı sana biz indirdik. Kim doğru yola giderse kendi yararına gitmiş olur. Kim saptırırsa kendi zararına sapıtmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin. Biz insana doğru yolu gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankörlük eder. Bir kısım insanlar Allah'ın bu çağrısına kulak verir ve iman eder. Onun dinini kabul eder. Mümin ve Müslüman olur. Ne var ki bazı insanlar Rabbini tanımaz, gösterdiği yolda yürümeyi kabul etmez. Bazıları da inanıyormuş gibi yapar, bazıları da başka ilahlar edinirler. Böylece ya kafir, ya münafık veya müşrik adıyla anılır. Kendisini yaratanı tanımayan bir kafir üzerinden şöyle sorulmuştur. Ey insan! Cömert olan Rabbine karşı seni gurura sürükleyen nedir? Halbuki o seni yarattı, sana en güzel biçimi verdi. Her şeyini yerli yerince yaptı. İnsana dilediği bir şekil verdi. İnsanın sorumlu olması ve yaptıklarından hesap vermesi de işte bu özgür seçimine dayanır. Özgürce yaptığı eylemlerinden ahirette hesap verecek, bunun sonucuna göre iyi veya kötü karşılık alacaktır. Kur'an-ı Kerim insana inmiş, ona hitap eden bir kitaptır. O sahih bir dini, iç ve dış benliğinde mümin kimliğini oluşturmuş bir insanı ve böyle müminlerin meydana getirdiği Müslüman bir toplumu hedefler. Böyle güzel insanları ayetler şöyle tasvir eder. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da imanlarını arttırır. Onlar sadece Allah'a güvenip dayanırlar. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden karşılıksız infak ederler. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında derece derece mükafat, bağışlanma ve bol rızık vardır. Rabbinize sessizce ve gönülden yakarın. Doğrusu o aşırı gidenleri sevmez. Düzen sağlandıktan sonra yaşadığınız yerde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah rahmeti iyi davrananlara yakındır. De ki, gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri anlatayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Gizli veya açık hiçbir kötülüğe yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Erginlik çağına erişene kadar yetimin mallarını koruyun. Kendinize almayın. Ölçüyü, tartıyı adaletle yerine getirin. Bir kimseye ancak gücünün yeteceği kadar yükümlülük veririz. Akrabanız da olsa konuştuğunuzda adaletten ayrılmayın. Allah'ın antlaşmasını yerine getirin. Allah bunları size öğüt alıp düşünesiniz diye anlatmaktadır. Bu ayetlerin bize anlattıklarından anlıyoruz ki, olgun bir mümin
özgür iradesi ve aklı ile yaratanına kesin iman ve itaat eder. Mümin sorumluluk bilincine sahiptir. Bu nedenle yaptıklarını neye göre, niçin yaptığının farkındadır. Yine o Rabbine her zaman ibadet ve dua eder. İbadetlerini huşu ve samimiyetle yapar. Kur'an-ı Kerim'in ve Allah'ın elçisinin öğütleri doğrultusunda ahlaklı bir insan olmaya çalışır. Bu yüzden o sosyal hayatta insanlarla iyi münasebetler kurar. Bütün yaratılanlara şefkat ve hoşgörü prensibine göre davranır. İnsana hürmet eder. İnsanın haklarını ve hayatını korur. Adalet, eşitlik ve iyiliğin egemenliği, kötülüklerin önlenmesi, yaşadığı toplumun hatta bütün insanlığın refahı ve mutluluğu için mücadele eder. İşte Kur'an-ı Kerim'in ve Allah'ın istediği bu mükemmel insanı oluşturmak, bu fertlerin oluşturduğu bir toplumu kurmak, insanlığın kurtuluşu, insanlığın aralarındaki bütün problemlerin çözülmesinde yardımcı olacak en önemli ilkelerdir. Bunun için her insan bu dünyayı Kur'an'ın ifadesiyle bir imtihan yeri olarak görüp ona göre sorumluluğunun bilinci içerisinde hareket ederse insanlar arası ilişkilerde insanın bütün yaratıklarla ve özellikle de Rabbinle olan ilişkilerinde hiçbir problem kalmayacak. Dünya ve ahirette Kur'an'ın hedeflediği mutlu ve iyi bir insan olma hedefine ulaşacaktır.